ların teslim edildiği pastane. Gidelim bakalım neresiymiş. Arda parayı bu pastanede verdi. Bakın şimdi banka şubesinden 20 metre mesafede. Ya hiç mi düşünmezsin? Bankanın niye bankanın dışında veriyorsun parayı mesela değil mi? Ya parayı yatıracaksan bankaya gidersin. Bankada yaparsın işlemini. Oradan resmi evrakları verirler, dekontunu mekontunu imzalamışlar verirler. Ama neden pastanede? Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu sistemde en fazla parası batan isim Arda Turan, ünlü futbolcunun milyonlarca doları Seçil Erzan'a teslim ediş şekli de işlerin nasıl kayıt dışı döndüğünü gösteriyor. Arda Turan ifadesinde Seçil Erzan'a toplam 13.9 milyon dolar nakit parayı elden verdiğini söylüyor duran ilk teslimat için Levent'teki Denizbank Şubesi'nin yanındaki Pelit Pastanesi'nde Erzan ile buluşuyor. Pastanede. Çantaya koyduğu 3 milyon doları orada veriyor. Bundan yaklaşık bir ay sonra da o paranın 1 milyon dolar faizini yine nakit olarak alıyor. Şimdi efendim bu tür dolandırıcılık nasıl oluyor? Şöyle hepiniz biliyorsunuz da. Şimdi mesela bizim Hüseyin diyelim bana 3 milyon doları verdi. Ben de kolay yoldan para kazanayım. Değil mi? Öyle bir zihniyete sahibim diyelim. 3 milyon doları verdi. Ben ona sonra diyorum ki yıl %250 faiz vereceğim sana diyorum. Heh. O da inandı. 3 milyon doları verdi. Nerede verdi? Bankada bankada değil. Gitti pastanede verdi. Ben ona bir ay sonra al diyorum bu faizin 1 milyon dolar. Şaşkın, sevinçli, Vay anasını diyor 3 milyon dolara verdim 1 milyon dolar aldım. Daha da gerisi gelecek diyor. Peki sonra geliyorum Mehmet'e. Ondan aldığım parayı ona veriyorum. Bundan aldığım parayı buna veriyorum. Her geçen gün büyüyor. En büyük keriz kim ona bakacaksınız artık orada. Yani milyon milyon dolarlar vermişler. Ya efendim bakın ya dile kola yani aklım hafızalamam. Yani 13.9 milyon dolar ya bilmiyorum bavullarla para yapar demektir. 3 milyonu kocaman bir spor çantasıdır o muhtemelen böyle git. Yani inanılmaz olaylar. Biraz sonra bunları da detaylandıracağım. Dan arıyorum dedik bu sabah. Şimdi bakın izleyenlerim tabii haklı olarak soru soruyorlar. Hem şaşkınsınız. bu kadar paralar nasıl olabilir diye değil mi? Bak Dursun Bey. İsmail Bey diyor ki. İsmail Bey günaydın. Ailece sizi izliyoruz. Arda Turan ve bu kadar para konusuna temkinli yaklaşmak gerekmez mi? Bu para gerçekte kimin parasıdır? Kimlerin parasıdır? Bu kadar aptallık olabilir mi? Bu ve benzeri soruları da sorabiliriz diyor. Dursun Akyürek de bize göndermiş olduğu mesajda. Geçmişte benzeri bir olay yaşanmış. Bakın Mehmet Akyürek geçmişin OSYAT başkanıydı. OSYAT başkanlığım döneminde benzer olay OSTİM'de Ankara'da meydana geldi. Yine benzeri bir dolandırıcılık vakası. Bugün yayından sonra bir arayayım da bakayım neymiş. Ama Türkiye'nin yakın tarihinde böyle çok var efendim. Sülün Osman hikayeleri, Banker Kastelli. Bunun arkasında şu yatıyor. Kolay yoldan para kazanayım. Fıstık gibi 3 milyon dolara vermiş. Pastanede 1 milyon dolar almış bir ay sonra. Bir çeşit hani keriz silkeleme gibi bir şey yapıyorlar. Borsada da yapıyorlarmış ya keriz silkeleme. Ama burada tabii haklı sorular var. Bütün bu para neden kayıt dışı? Neden bankacılık sisteminde yok? Bunları da bir sormamız gerekiyor. Diyelim ve gazetelere devam edelim. Vicdan arıyorum. Karar gazetesi deştikçe derine gidiyor diyor. Türkiye'nin gündemine oturduğu bu konu ve milyonlarca dolarlık sade zinciri. Efendim sade zincirini biliyorsunuz artık hepiniz. Geçmişte de oldu bu. Ne zaman... Titan diye bir olay vardı hatırlar mısınız Titan. Şimdi şöyle sistem şöyle çalışıyor. Birinden milyon dolara alıyor, öbürüne veriyor. Bir kısmını. Ondan alıyor milyon dolara öbürüne veriyor. Burada tabii en büyük 14 milyon dolara yakın para vermiş. Bu bütün bunları yapan da yani pastanelerde, parklardaki banklarda paraları alan da işte bu banka şube müdürü. Tabii pek çok soru işareti var birbirinden bayım suçlamalar havada uçuşurken yıldız futbolcularla başlayan iddialar tefecilere, iş insanlarına ve siyasetçilere ulaştı. Kamuoyunda ucu bucağı belirsiz karanlığın bir an önce aydınlatılmasına dönük beklenti arttı. Dün tabi bu konuyu en iyi takip eden isimlerden bir tanesi de Fatih Altaylı. Dün akşam Halk TV ekranlarında soruları yanıtladı. Çok şaşkınsınız değil mi? AKP'li isim Fatih Terim fonundan 1 milyon dolar faiz almış. Ünlü futbolcuların dolandırılması olayında adı geçen Nuri Köşkdere'nin AKP Çolu Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Köşkdere davada şikayetçi olmadı. Tabi bugün pek çok gazeteci arkadaşım, mesela İsmail Saymaz onlardan biri. Peki bu Fatih Terim'in 3 milyon doları nerede diye bir soru soruyor. Bunun dışında tabi en büyük parayı kim kaptırmış? Arda Turan kaptırmış. 14 milyon dolar. Ve bugün Hürriyet Gazetesi o pastanenin fotoğrafını da çekmiş. Ayrıca bu bankacı hani bir sade zinciri oluşturmuş. Onun parasını buna, bunun parasını buna derken toplamda 40 milyon dolarlık bir oluşum meydana getirmişler. Ve o anlarda yani skandal patladığı dakikalarda Arda Turan söylemiş. Seçil demiş şu anda Çorlu'daki bir evde ve bugün pastanenin fotoğrafı vesaire bütün detaylar da yer almış durumda. Hemen bakın altta şurada o milyonlarca doların bir spor çanta içinde teslim edildi. Sadece birer A4 kağıdına imza atmışlar efendim. İnanılmaz olaylar. Gerçekten de hani geçmişte neler neler yaşadık. Banker Kastelli skandalları, banker skandalları, işte Sülün Osman meseleleri. Yani devletin köprüsünü sattılar mesela zamanında. Bakın milyon dolarlık kağıt parçaları. Fatih Terim fonu vurgununda milyonlarca doları verenler ne dekont ne de belge almış. Selçuk İnan'ın avukatı antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sunarken 2 milyon dolar verip eşantiyon not kağıdında yazı alanlar dahi var. Yani böyle bir tane kağıda yazmışlar aldım mı aldım. Yani resmi bir yazı falan yok. Pastanede milyonlarca doları veriyor kadın da diyor ki aldım peki diyor çok enteresan değerli izleyenler yani 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez şimdi burada İsmail Saymaz da bugün yazmış Fatih Terim fonu diyerek dolandırdı şimdi tabi yazışmalar vesaire de var şurada bir soru işareti yani nereden tutsanız elinize kalıyor efendim biraz sonra detaylandıracağım ve Fatih Çekirge mesela seçile para kaptıran futbolcular üzerine. Dünyada da böyle oluyor diyor. Futbolcular tabii milyonlarca dolar kazanınca diyor. Nereye yatırım yapacaklarını da bilemiyorlar. E para da bol. Böyle bir kültürel altyapı veya eğitim de yok diyor Fatih Çekirge. Sonra şöyle soru soruyor. Yeşil sahalarda kazandıkları büyük paraları, yeşil çuhalarda kaybeden milyonlarca dolarlık transfer parasını ne yapacağını bilemeyen ve kazandığı bu paraları ne yapacağını bilemediği için vergisiz aşırı faiz düzenlemelerine teslim olup batan yıldızlar sadece Türkiye'de değil dünyada da örnekleri var. Kriminal olduğu kadar trajik bir gerçektir bu diyor. Akıl alır gibi değil. Bütün bu gelişmeleri de konuşacağız ama deprem bölgesindeki durumu gördük.